Hello everybody. Today we are going to do lesson 2 and we are going to study the vocabulary of lesson 2. Yes, the first word is handful. Yes, handful. Let's listen. Handful. Yes, handful. El dolusu. Handful means el dolusu. Yes, second one is sneakers. Sneakers. Sneakers, support shoes or trainers. Yani spor ayakkabısı anlamına geliyor. Yes. Second one, prized. Prized. Yes. Prized, very valuable. Yes. Prized, very valuable. Çok değerli anlamında. Possession. Yes. Possession, sahip olunan şey, mülk, mal anlamına geliyor. Yes. Next one. Purchase. Yes, purchase something that you buy. To buy something. It can be used as verb and noun. Yani hem fiil hem isim olarak kullanılabiliyor ve satın alınan şey veya satın almak anlamına geliyor. Purchase. Okay, next one. Ignore. Ignore actually means not to want. But here or refuse, we can say refuse, okay? İstememek, reddetmek. But here it means not know, bilmemek. For example, let's look at the sentence. Many people ignore the dangers of talking on the phone without Bluetooth. Birçok insan Bluetooth'suz bir şekilde telefonda konuşmanın tehlikelerini bilmiyor veya tehlikelerini bilmezlikten geliyor, dışlıyor, dikkate almıyor gibi anlamları var. Yes, third word is introduce. Yes. Introduce. Introduce. Yes. Introduce, to tell someone another person's name when they meet for the first time. So, tanıtmak, kendini tanıtmak, ismini söylemek anlamlarına geliyor. Okay. For example, let me introduce you to my new colleague, Jack. Yeni iş arkadaşım veya yeni arkadaşım Jack'i sizinle tanıştırmama müsaade edin. Veya müsaadenizle yeni arkadaşım Jack'i size tanıştırayım anlamına geliyor bu cümle. Yes. Okay. Next one. Allowance. Yes. Allowance, the money that parents give their children regularly. This means pocket money. Okay. Another word, the synonym word for allowance means pocket money. Yes, cep harçlığı anlamına geliyor. Yes, in the third page, the first word is achieve. Achieve? Yes, achieve, to succeed in reaching in a particular goal. Achieve means to be successful actually. To succeed or to be successful. Başarılı olmak. Başarıya ulaşmak. Başarılı olmak anlamına geliyor. For example, he finally achieved to get a high score in his favorite computer blah blah. Yes, sonunda bilgisayar yarışması veya bir şey zannediyorum, burada görüntü geldiği için şu anda yazıyı okuyamadım. Yani bilgisayar yarışmasında da en sevdiği bilgisayar yarışmasında istediği skoru elde etmeyi başardı anlamına geliyor. Sonunda başardı. Yes, the second word is provincial. Yes, provincial. Provincial means taşra. Okay, taşra. Taşra, you know, is a place usually we call provincial areas as the rural areas. Not the city center, but it's the village area. Okay. Not city center. It's away from the city center. For example, Martin comes from a small provincial town north of London.
Londra'nın kuzeyinde küçük bir taşra kentinden geliyor Martin. Veya oralı anlamında. Relating to the parts of the country outside the capital or the large cities. Yani büyük şehirlerden ve başkentten uzakta kalan ülkenin küçük şehirleriyle alakalı anlamına geliyor. Provincial. Okay. Provincial. Taşra. Okay, next one. Yes. Customer. Yes, customer. Customer means a person who buys something. Okay, müşteri. Yes, customer means müşteri. Second, the last one, the fourth word here. Variety. Yes, variety. Variety. Variety means many different types of things. Yani çeşitli, çok bir şeyin çok farklı çeşitleri. Yes, bir şey varlığın, bir nesnenin çok farklı çeşitleri, çeşitlilik anlamına geliyor variety. There's a wide variety of products in this department store. Bu dükkanda veya bu mağazada çok çeşitli, çok geniş çeşitte ürünler var diyor bu cümlede. Yes. Next one. Share. Yes, this is a very common word, so you must know it. Share, paylaşmak. Yes, share. You share something. At the same time, share sometime paylaşılan şey anlamına da gelebilir. Evet. Yes. Next word is suburban. Suburban. Yes, suburban. Suburban just outside the city. This means that banlieue. Yes, banlieue. In Turkish we call it as banlieue or kenar mahalle. Kenar mahalle. Suburban means banlieue, kenar mahalle. We live in a quite suburban area outside Los Angeles. Los Angeles'ın dışında dışındaki kenar mahallelerde, sessiz bir kenar mahalle bölgesinde, banlieue bölgesinde yaşıyoruz diyor in the sentence. Yes. Next one, available. Available. Yes, available, not too busy to do something that you can find easily. Yes, bulunabilir. Hazır durumda bulunabilir, ulaşılabilir anlamına geliyor available. For example, if I say I am available, you can call me. This means that şu anda yerimdeyim, beni arayabilirsin. Yes. I'm afraid I won't be available to help you. Korkarım ki size yardım etmek için bulunabilir olmayacağım. Yani buralarda olmayacağım anlamına geliyor. And the last word on this page, reasonable. For example, we usually say reasonable price. Reasonable price or reasonable means, yes, reasonable means economical or cheap. Yes, reasonable price, cheap price. Yani ucuz bir fiyat. Yes. İnsanın gücünün yettiği, ekonomiye uygun, or sensible, mantıklı bir fiyat. Yes, reasonable means sensible, cheap and economical. Yes, next one. Let's look at the next page. Yes, assistant. Assistant, you know, it is used in Turkish as well. Assistant, yardımcı. Yes, yardımcı. A person who helps somebody. Bir kişiye yardım eden kişi. I always ask for the shop assistant's assistant's advice. Evet. Dükkanda bana yardım eden kişiye her zaman, her kişinin her zaman tavsiyesini alırım. Before I buy something. Bir şeyler satın almadan önce evet, dükkandaki yardımcı kişiye, görevliye mutlaka sorarım. Yes. Cash. Cash, you know, Cash. Money in the form of notes and coins. Nakit para. Yes. Cash means nakit para. Do you want to pay in cash or by credit card? Kredi kartıyla mı yoksa nakit olarak mı ödemek istersin? Okay. Next one. Check. Yes, check.